Herkes bunu konuşuyordan merhabalar değerli ETV izleyicileri. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz da Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi olacak. Sayın Çiftçi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Siz sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet geçtiğimiz günlerde de sizinle bir program gerçekleştirmiştik. Orada evet. Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yaptığınız çalışmaları, denetimleri anlatmıştınız. Hem bunları tekrar hatırlayalım hem de farklı bir konuya daha değinelim istedim ben. O da zabıtanın yaşadığı sıkıntılar. Hani hep şöyle bilinir, zabıta esnafa ya da seyyar satıcıya sıkıntı verir ama acaba kendisi de sıkıntı yaşar mı? Bunları merak ettik. Öncelikle yaptığınız çalışmalardan bahsedelim. Şu an neler yapıyorsunuz? Denetimler nasıl gidiyor Manisa'da, Şehzadeler'de? Evet, öncelikle bütün Manisa'ya hayırlı günler dileriz, hayırlı cumalar. Sayın Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in bütün Manisa'ya, özellikle Şehzadeler ilçemize selamlarını ileterek konuşmama başlayayım. Bizler şu anda zabıta olarak yaptığımız işlemlerin en önemli içerisinde işgalleri, kaldırım işgallerini ve seyyarla mücadelemiz. Bu şekilde şu anda görevimiz bu şekilde devam etmektedir, sıkı bir şekilde. Ayrıca bizim belediyemizin, daha önce de ben bunları dile getirdim, sosyal belediyecilik adı altında Sayın Başkanımızın bize zabıtaya yüklediği bazı görevlerimiz var. Bunları da en iyi şekilde halkımıza, vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda da elimizden geleni yaptığımızı sanıyoruz ama bunun takdiri tabii ki Şehzadeler ilçesinde yaşayan halkımızındır. Bize ne kadar takdir ve teşekkür edecekleri onlara aittir. Biz kendi görevimizi, vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyisini ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii biz denetimlerimiz sürüyor. Bunları yaparken de tabii ki bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Menfi veya gayrimenfi olaylarla da karşılaşıyoruz. Şimdi ben öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Ben zabıta. Nasıl olunur, ne olunur? En büyük sorunumuz zaten budur. Yani bizim herhangi bir okulumuz olmayışı, eğitimimizin olmayışı bizim ana nedenlerimizden bir tanesi. Biz zabıta olarak KPSS'den, 657 memur şeyinden, kapsamından KPSS'den geliyoruz. Ve de açıktan atamayla diğer memur kurumlarından açıktan atamayla geliyoruz. Zabıtalıkla ilgili zabıta olmadan önce hiçbir bilgimiz yok. Hani ben kendim de dahil bu şekilde girdim. Hiç tecrübe, bir deneyim. Hiçbir bir okul süper. Ve eğitimi, hiçbir şeyimiz yok. Yani direkt giriyoruz zabıta memuru olarak. Evet. Bir iki ay içerisinde elbisemiz giyiliyor. Direkt sahada eğitim alıyoruz. Yani diğer tecrübeli arkadaşlarımızın yanında gezerek, şu anda da aynı şekildedir. Yani yeni zabıta memuru olmuş bir arkadaş, bunları genelde eski, kıdemli arkadaşlarla birlikte görev yaptırırız. Hem ondan bilgi alır, hem tecrübe alır, her ikisine de. Diğer meslek gruplarının hemen hemen hepsinde bir ön eğitimleri, en azından bir 6 aylık, 1 yıllık gibi ön eğitimler olur. Ama zabıtada maalesef bu yapılmıyor. Çıkarken kanunlar üzerinde, yönetmelikler üzerinde çok güzel. Yönetmeliklerimiz gayet yerinde ve normal. Bir tek dediğim gibi eğitimimizde eksiklik var. Belediyelerde ayrıcalıklı olan zabıta ve itfaiye vardır. Bunların kanunları, yönetmelikleri farklıdır. Belediye kanununa bağlıdır. Fakat ayrıca kendi yönetmelikleri vardır. Diğer mesela bir hukuk işlerinin olsun, personel müdürünün olsun, hesap işlerinin olsun, yani belediyedeki diğer birimlerin
hiçbir kendine has yönetmelikleri ve kanunlukları yoktur. Bir tek belediyelerde itfaiye ve zabıtanın vardır. Kendine has kuralları. Kendine has kuralları olan, yönetimleri olan. İşte bu yönetmeliklerimiz dediğimiz gibi çok güzel. Fakat bunu da eğitim ve öğretimle de tamamlarsak, buradan yani okullarımıza, yani üniversitelerimize, bir ara bunun Amasya Üniversitesi'nde açılmıştı 2 yıllık zabıta eğitimi. Fakat şu anda fazla bir talep olmadığından dolayı kapatıldı benim bildiğim kadarıyla. Hani oradan yetiştirilmiyor. Olabilir ama yani olabilir. Duyulmadığı için, tanıtılmadığı bu, için. Evet doğrudur. Oradan da demek ki talepler olmadı belediyelere. Okulda herhalde branşını kapattı diye biliyorum ben. Bunların tekrar açılmasını istiyoruz. Burada hazır CHBR Üniversitemiz var. Bu konuyla ilgili eğer bir sınıf açarsalar biz de memnun oluruz. Daha iyi belediyelere de eğitimli, yani bu işi bilen, yani gelmeden önce ne iş yapacağını, ne gibi hareket edeceğini, hangi kanunlar çerçevesinde çalışacağını bilen arkadaşlar gelmiş olur. Evet. Tecrübeli yani eğitimli, bilgili olmak tabii her alanda çok daha farklıdır eminim. Tabii. Yani biz hep dediğimiz gibi geldikten sonra bunun eğitimini şey yapıyoruz. Çalışırken sahada da biz kayıt dışı ekonomiyle en çok uğraşıyoruz. Yani seyyarlarla olsun, iş yeri ruhsatsız, kaçak, bu şekilde çalışan genelde bunlarla uğraşıyoruz. Tabii bunlarla gelirken de çalışırken de bazı menfi hareketlerde, şeylerde bulunuyoruz. Karşılaşabiliyoruz bunlarla ilgili. Tartışma, kavga da olduğu oluyor ama. Tabii oluyor. Mesela geçen hafta arkadaşlarımız, iki arkadaş karakolluk oldular. Şimdi mahkemeye çıkacaklar seyyarla. Son yaklaşık 15-20 gündür Antalya civarından, yani Akdeniz civarından bir cevizci akınına uğradı Manisa'mız. Bunlarla da uğraşıyoruz. İşte o arkadaşlarla bir tartışmamız oldu. Mahkemelik olduk. Sonucunu adalet belirleyecek. Bilemiyoruz o konuda. Evet. Sıkıntı. Evet, o yönden sıkıntılarımız var. Biz burada daha önce de söylemiştim. Biz genelde odalarımızda daha sıkı olarak çalışıyoruz. İşbirlik içerisinde çalışıyoruz. Bizim esnaftan ve odalardan beklentimiz, biz bu dışarıda sahada çalışırken bize fiilen destek istemiyoruz. Zaten bunları yapmaları kanunen de hakları değil, şeyleri de değil. Biz arka planda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Yani şimdi seyyarı biz yakaladığımız zaman, işte men etmeye çalıştığımız sırada, seyyar arkadaş ben hırsızlık mı yapacağım, ne yapacağım gibi sözler söylediği zaman arka taraftan da, arka planda da ya doğru söylüyor, memurun işi kalmamış, bu işe düşmüş diye gibi konuşmalar geldiği zaman arka planda bu arkadaş daha çok kendini güvende sanıp yani karşı gelme. Ama arka planda yok arkadaş, memur arkadaş görevini yapıyor, müdahale etmeyelim, herkes işini yapsın gibi arka planda bu şekilde konuşmalar olursa bize çok çok faydaları olmuş olur. Hem kendilerine, neden kendilerine derken, biz beraber yaşıyoruz yani bizim akrabamızla, eşimizle, dostumuzla esnaf olabilir. Kayıtlıdır, her şeyi vardır, ruhsatı vardır. Ama o kayıt dışı çalışan arkadaş o kişinin ekmeğine ortak oluyor. Evet. Yani bir yerde kendisine de zarar vermiş oluyor. Birisi devlete vergisini, her türlü ödemesini yaparken diğeri bunlardan muaf gibi. Evet muaf, kendi başına çalışıyor. Doğrudur, o da belki kendi açısından baktığın zaman yani yapacak çaresiz başka bir işi kalmamıştır. Ama bunları da yerine getirmesi gerekiyor. O kişiye mesela müsait olduğunda anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın siz belki esnaf değilsiniz ama akrabanız esnaftır, kardeşiniz esnaftır. Evet. Bakın bu akrabanıza ekmeğine ortak oluyor. Ya ben orasını düşünmedim. Bu gibi şeylerle yani konuşurken arkadaşlarımız özellikle zabıta memurları görev yaparken bu tür olaylarla karşılaştığı zaman biz bir tek bu desteği istiyoruz. Manevi bir destek istiyoruz. Evet, manevi yani destek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yani fiili bir harekette kesinlikle bulunmasınlar. Evet. Çünkü biz o emniyetimiz olsun, adaletimiz olsun bu konuda bize gerekli her türlü yardımcıları oluyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz bu konularda. Hani desteklerimiz var. Biz vatandaşın veya esnafın bize fiilen yani yardım etmesini istemiyoruz. Bu şekilde arka planda bize yardımcı olursalar bizi çok memnun ederler. Daha iyi, moralli, güzel işler yapmaya çalışırız. Evet.
bu konuda. Şimdi vatandaşın çok tedirgin olduğu bir diğer konu da var. O da dilenci sayısı. Yani Manisa'da bu durum nasıl şu anda bilmiyorum. Şehzadelerde özellikle sizin alanınız, sizin sınırlarınız içerisinde. Özellikle Manisa dışarıdan çok fazla göç alan bir il. Ve hani Suriye'den gelenler de var. Birkaç haberini biz hatta televizyona girmiştik. İşte Suriye'den gelen kadınlar burada işte yolda arabaları durdurup işte para istiyorlar. Bu şekilde haberler de gündeme geldi. Dilencilere yönelik var mı çalışmalar? Doğrudur. Bu yaklaşık biz yeni kurulum esnasında, yani belediyemiz biliyorsunuz yeni büyükşehir oldu ilimiz. Evet. Merkezde de iki ilçemiz kuruldu. Yunus Emre ve Şehzadeler olarak. Yani bu konuda da rahatsızlığımız vardı ilk kuruluş esnasında. Bu bir yoğunluk yaşanmıştı. Zaten bu sorun bir tek Manisa'nın veya Şehzadeler'in değil, Türkiye'nin sorunuydu. Yani hemen hemen her ilde bu vardı. Bununla ilgili toplantılar, çalışmalarımız oldu. Son bir yıldır da güzel bir çalışma oluyor. Şimdi mesela biz hemen hemen her gün, özellikle cami yanlarına geliyorlar, cami merkezi camilerin etraflarına geliyorlar. Çarşı gibi yerlerde geziyorlar. Bunları gördüğümüz yerde derhal kendilerine alıkoyuyoruz. Emniyetle ortaklaşa çalışıyoruz bu konuda. Emniyet de bize yardımcı oluyor. Alıp üzerlerinde kanunun gereği ne kadar miktarda para çıktıysa alıp zabıt karşılığında belediye veznesine yatırılıyor bunlar. Yabancı olursa bunu emniyete teslim ediyoruz. Emniyet yabancılar şubesinden gerekli işlemleri onlar yapıyorlar. Çünkü Türk vatandaşı olmadığımız için bizlerin herhangi bir ceza işlem veya herhangi bir işlem yapmamız uygun değil yani yabancılarla ilgili. Yani yabancı olduğu zaman tabii yabancı ceza işlem uygulanamıyor. Ceza işlem uygulanmıyor ama fakat üzerinde ne kadar para çıkarsa bunu zabıt karşılığında kendisinden alıp belediye beznesinden emanete yatırılıyor bu paralar. Evet. Orada birikiyor. Peki bizi dışarıda rahatsız eden bir durumla karşılaştık. Bu dilenci olabilir ya da gittiğimiz bir işte kafede, yemek yediğimiz bir lokantada hoş olmayan görüntüler gördük. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu en kısa yoldan bize ulaşmamızın Şehzadeler Belediyesi'nin ben tekrar telefonunu vereyim. Evet. Zabıta Müdürlüğü'nün 25-0-153. 25-0-153. Belediyemizin beyaz masası 444-90-45. Buraya da ulaşabilir vatandaşlarımız. Her türlü şikayetlerimize bizim telefonlarımız 24 saat açıktır. İşte gece şu saatte bulamam diye kimse şey yapmasın. Ha, 24 saat ulaşabilirsiniz. Evet. Beyaz masamıza da ulaşabilirsiniz. Zabıta müdürlüğümüze de ulaşabilirsiniz. Yalnız kışın gece 1'den yazın 2'den sonra özel bir durumlar olmadığı sürece görev yapmıyoruz Manisa'da. Sabah 7 ile gece 2 ile sabah 7 arasında önemli bir olay olmadığı sürece hazır ekiplerimiz vardır. Önemli bir olay çıktığı takdirde hemen ekiplerimiz telefonlarla ulaşırlar santralımızdan, göreve çıkarlar. Normal ama bütün çok önemli bir şey kontrollerimiz gerekiyor. Bu saatler içerisinde yok. Çünkü ihtiyaç duyulmuyor şu anda. Tabii ihtiyaç duyulduğu takdirde bu tür çalışmalara, bu mesailere de katılacağız. Yani mecburuz bu konuda. Zaman zaman bir de ani baskınlarınız da oluyor. Özellikle fırınlara, ekmek fırınlarına yönelik baskınlar oluyor. Bunlar da genelde sabaha karşı falan yapılıyor bildiğim kadarıyla. Doğrudur. Şimdi ekmek üretiminin genelde üretim saati gece saat 3-4 gibi başlar. Evet. Yani üretim o saatlerde başladığı için hamur karılması olsun, diğer işlemler olsun 3-4 gibi başlar. Ekmekten, fırından ekmeğin çıkmasıydı saat 5 sıralarını bulur. Tabi bizim en güzel kontrol saatlerimiz bu saatleri. Biz şimdi gündüz 12'de veya akşam üzeri 4'te fırına gitseniz o sabahki üretimlerden ya bulursunuz ya bulamazsınız. Doğru. Bir de fırınlarda kendi satışı, tezgahındaki şeyi bulabilirsiniz, üretimleri bulabilirsiniz. Diğer mesele bakkallara giden, marketlere giden ekmekler. Bunlar sabah çıkan ekmekler gider. Kendi fırında bulunmayan herhangi bir şeyle, hoş olmayan bir şeyle karşılaşmamamız için sabahları bu kontrolleri yapıyoruz. Çünkü fırında bulunmuyor. Diğer yerlere sevkiyat yapıldığı için. Genelde sabah oluyor bu kontrollerimiz fırınlarda.
Diğer imalathaneler olsun, tatlılar olsun günün her saatinde bunu Tarım İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ile beraber kontrollerimizi, gerekli kontrolleri yapıyorlar. Şükür dediğim gibi ben her zaman söylüyorum, ben şehzadelerimizle övünüyorum. Esnafımızla da olsun, hijyeniktir. Yani tabii zaman zaman içerisinde yani 170 bin, 200 bin nüfusun yaşadığı bir ilçedeyiz. Ne hoş olaylar da oluyor, olmuyor değil. Ama bunlar şimdiye kadar benim görev aldığım sürece içerisinde %5'i geçmemiştir. Evet. Yani %95 de çok güzel bir başarıdır. Yani hiçbir yerde bu başarı sağlanmaz. Şükür. Bir de şehzadeler, yani Manisa Büyükşehir olduktan sonra şehzadeler gündüz nüfuzumuz fazla. Bizim ticaretin merkezi şehzadelerde. Yunus Emre'den oturup da iş yeri şehzadelerde olan olanlar var. Diğer ilçelerden de var. Turgutlu'dan var, Saranlı'dan var, İzmir'den var. Bu gibi gelen esnaflar da olsun, müşteri de olsun. Biz ilk kurulduğumuzda ruhsatları, iş yeri ruhsatlarını ayrıştırırken ana, Yunus Emre ile zabıta ayrıştırırken ana. Mesela örnekleyeyim, 10 tane ruhsat ayırdıysak 7 tanesi bize geliyordu, 3 tanesi Yunus Emre'ye gidiyordu. Yani bu gibi bir şey diyor. Bazen 9 tane ruhsat bize geliyordu, onlara bir tane ruhsat geliyordu. Çünkü yani yaklaşık kalbi hala hani şehzadeler. Çünkü Yunus Emre'de şu an merkez bir çarşı yok. Çarşıları o yüzden yok. İş yeri sayısı olarak tabii şehzadeler daha merkez olduğu için sayı olarak fazla iş yerinde. Para cezası uygulanıyor sanırım. Yani nahoş görüntüler ortaya çıktığında. Tabii tabii. Biz dedim ya, daha önce de söyledim. Bizim belediyemizin, yani Şehzade Belediyesi şu andaki yönetimi sosyal belediyecilik ve insanın üzerine çalışma. Biz hiçbir zaman için hiçbir esnafa önce gidip ceza yazalım, işte bu dükkanı kapatalım, şunu yapalım gibi düşüncemiz yok. Uyarırız. Bir daha uyarırız. Gideriz, ihtar veririz. Bunlar da olmuyorsa artık yapacak bir hiçbir şeyimiz yok. Kendimiz gideriz. Yani zabıta müdürü kendi gider, zabıta amiri kendi gider. İş yerini uyarır. Deriz ki bakın bu işler bu şekilde olması gerekiyor. Ruhsat almanız gerekiyor. Veya dışarıya masa sandalye şu kadar atmanız gerekiyor. Üretim şartlarınız bunlardır. Bunları yerine getirmeniz gerekir. Bu sandalye masa demişken aklıma şöyle bir şey geldi. Kaldırım işgaliyle ilgili de görev size mi düşüyor? Tabii zabıtanındır görev. Yani bu, ama çok can sıkıcı. Bu da Türkiye'de hemen hemen her ilde var. Yani kaldırımda ne ararsanız dükkanla ilgili her şey kaldırımda. Levhalar, tabureler, işte hatta giyim mağazası ise kıyafetler bile dışarıda. Evet. Şimdi Manisa'da, Manisa'mız sıcak bir iklimi olan bir yer. Bu ilk baştan oturan lokanta gibi, kahvehane, kafeterya gibi yerlerde genelde yazın. Mesela yaz mevsiminin 8 ay gibi bir süre olan bir yerde yaşamımızı bir sürdürüyoruz. Evet. Uzun bir dönem. Hatta geriye kalan 4 ayı bile zaman zaman içerisinde o kadar soğuk bahar olmuyor. Gibi, bahar evet. gibi geçen bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani o yüzden şimdi insanları da iş yerlerinin önüne, evlere oturmalarını istemek de biraz yanlış oluyor. Yani bu konudaki şeyi, dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani parklarda, bahçelerde mümkün olduğu kadar hani izin vermemeye de çalışsak oturmalarını sağlıyoruz vatandaşların. Bu konudan tabii rahatsız olanlar da geçişlerden olsun oluyor. Bunlarla da gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Ama dediğim gibi sıcak bir bölgede, coğrafyada yaşadığımız için şimdi gidiyoruz mesela kaldırmaya, şimdi oturmuş çocuğuna, çocuğuna, eşiyle, o da eşiyle oturmuş yani. Evet. Yanından geçen de eşiyle geçiyor, oturan da eşiyle birlikte olmuş oluyor. Ya Memur arkadaş diyor, 5 dakika çıktık bir çay içelim, serinleyelim, bizi kaldıracak mısınız masamızdan? Bu gibi sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. Evet. Sizin alanınız, çalışma sahanız hep dışarısı. Hep dışarıdasınız. Evet, dışarıdayız. Siz müdürlük yürütüyorsunuz, bu görev yürütüyorsunuz ama siz de genelde dışarıdasınız. Tabii tabii. Yaklaşık ben 10-12 saat gibi görev yapıyoruz. Yani tabii bu bizde zaman merfumu yok. Günün 24 saati çalışıyoruz. Evet. Çalıştığımız sürecin en az 7-8 saati ben alandayım. Yaya, araç fark etmiyor. Sürekli alanda geziyoruz. Gezmemiz de gerekiyor.
Çünkü vatandaşla esnafla iç içe olmamız gerekiyor. Eğer iç içe olamazsak, bunları göremezsek dışarıdan görmekle, kulakla duymakla, çünkü kişiler menfi de davranabilir. Evet. Bize telefonla menfi olarak da şikayette bulunabilir. Sevmediği bir insanı, hoşlaşmadığı veya tartıştığı bir kişiyi de şikayet edebilir. Onu evet, yerinde görmemiz gerekiyor. Muhakkak bunlarda da irtibata geçmemiz gerekiyor. Dedim ya, esnafız. Bir yerde memuruz, bir yerde iş yapıyoruz ama bir yerde de onun müşterisiyiz. Bir taraftan da yalnız korku salıyorsunuz. Hani özellikle bu eski Türk filmlerinde hani zabıta geliyor, kaçın. Yok yok, o anlayışımızı şimdiye kadar şükür olsun o konuda bir öyle bir imajımız olmadı. Ama dediğim gibi gene biz devlet memuruyuz, kıyafeti olan bir memuruz. Evet, üniforması olan. Üniforması olan bir memuruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür katıldığınız ederiz. İçin çok keyifli bir sohbetti. Tamam. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yayınlarınızda başarılar. Çok teşekkürler. En kısa zamanda da uydu yayınınızı bekliyoruz artık. İnşallah. Evet, uydudan da şöyle güzel bir yayın yaparak Şehzadeler Zabıtası'nı herkese anlatmış oluruz bir gün. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Değerli ETV izleyicileri, Herkes Bunu Konuşuyor'un sonuna geldik. Pazartesi günü saat 11'de biz yine ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.